Bugün eşinizi ikna etmek için belli ki morları giymişsiniz ve babanız da gelmişsiniz. Daha neler yapacağım? Daha neler yapacağım diyorsunuz. Evet, bu başlangıç. Başlangıç. İnşallah işiniz kabul eder ama bir tabii ki ondan da dinlemek lazım. Biz siz yani anlattığınız kadarıyla yanlışlıkla fotoğraf gönderilmiş, işte eşiniz bunu görmüş ve oğlunuz da bunu iyice manipüle etmiş olarak söylüyorsunuz ama bakalım gerçekle. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Nasılsınız? Umudum sizsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Eşiniz Mustafa Bey sizle yaşıyordu. Son 15 gün sırayla bakıyorduk, 15 gündür falan bendeydi. Sizdeydi. Mustafa Bey'i de mi gönderdi evden? Aynen. Dükkanın önünde şahitlerim der, canlı yayına bağlanabilirler. Ama Mustafa Bey siz kaç yaşındasınız? 91. 91 yaşında 91 maşallah. 91 yaşındayım ben. 91. Maşallah Mustafa Bey. 91 yaşında. Ben daha çok yaşardım. Çok. İnşallah yaşarsınız. Daha hayattasınız. Beni mahvettiler. Kim? Oğlum. Oğlunuz Birol Bey mi? Büyük abim. Büyük abim ve kızım. Ay siz de herkes oğlundan çekiyor. Birol Bey de oğlundan şikayetçi. Sizi gelininiz evden mi yolladı? Efendim? Gelininiz Birol Bey'in eşi evden mi yolladı sizi? Yok, yok, yok. Benim onlarla benim ilk şeyim yok. O zaman Birol Bey'e soralım. Birol Bey evden yollamadı mı babanızı? Baba, bizi dükkanın önünde elmas gidin dedi mi demedi mi? Ha. Heh. Tamam. Tamam mı? Anladım. Dükkanın önünde. Dükkan. Bunu çağırdılar. Yaşı itibariyle biraz... Bence çok iyi. Maşallah. Kulakta sıkıntı var sadece. Kulakta. Ben de, oğlum ben de gideyim dedim. Siz ben de gittim. Kendi iradesiyle geldi. Ben de gittim geldi oraya. Ondan sonra oğlu bunu dövmeye kalktı. Ay bu çok kötü bir şey. Dövmeye kalktı. Neden böyle bir şey yaptı? Niye dövüyor? Ne yapmış Birol Bey? İşte bir sebepler var ama ben anlayamadım. O tam detayı anlatmak şimdi lazım. Babaya vurmanın da ben soruyorum tabii ki herkes öğrensin diye ama bazen bazı şeyin sebebini sormak saçma. Babaya vurmanın sebebi olmaz. Mutlaka. O senin büyüğün. Mutlaka. Ne olursa olsun ne kadar kızacaksan kızsın. Anne baba arasında ne olursa olsun sen oturacaksın. Babana vuramazsın sen. Isra Hanım ben babamı getirdim. İlk getirdiğim gün evet, kendi ellerimle yıkadım. Daha hala işimde başlamadım. Benim babam bir tane gerekirse hanımıma değişirim. Bitti. Başka bu neydi ama şu anda babam bir numara. Babam isterse ama bana küfür etsin. Ama şöyle, yaşlılara hürmet göstermek yani gerekir. Hele yani belli bir yaştan sonra bu kadar emek göstermişler yani bize. Bize ihtiyacı ben hakkını var ödeyemem babamın. Mümkün değil ödeyemem. Yani hiçbir evlat siz ödeyemem. Siz birlikte nerede kalıyorsunuz? Şu anda buradan sağ olsun Allah razı olsun bizi kabul ettiniz. Buradan gideceğimiz ne olacağımız belli değil. Kalacak yeriniz yok mu? Hayır yok. Artık benim biraderim ve ablam babamı Ermeni attılar. Babamı Ermeni'den getirdim ben eşyalarıyla. Attılar. Dinliyorsa dinlesinler. Bağlansınlar. Cesaretleri varsa bağlansınlar. Peki Birol Bey dün biraz konuştuk ama evet, sizin eşinizin sizle ilişkisinin kopma ve size bu kadar kızgın olma sebebi neydi? Anlatayım mı? Evet. Evliliğimizin ikinci senesinde herhalde evet bir oğlan çocuğumdan sonra oğlum oldu. Bir yaşta bir buçuk yaşında bana bir oturur musun konuşalım dedi. Tabii konuşalım niye dertleşelim bak iyi. Ben dedi babam beni sana istemeyerek verdi dedi. Ha siz ona çok darıldınız, gücendiniz değil yok, mi? Sevmiyorum. Beni istememiş. Yani şu anda bu yaptığım hata sebep ne olursa olsun ben aynı sonuca gelecektim. Tamam. Şimdi peki bu gazinoya gitme olayı. Hı. Asıl orada oldu ya. Siz gazinoya her hafta gidiyormuşsunuz. Hayır. Dün öyle dediniz ya. Ben yanlış mı duydum? Her hafta gidiyorum demedi mi? Her hafta demedim. Her ay mı? Her hafta mı? Ayda bir. Hafta ayda bir demedim. Gidiyorsunuz. Gitme. Tamam. Yani fark etmez. İkisi de birbirinden kötü. Peki bu her ay gazinoya gidiyor olmak eşinizi üzmüş ya da size karşı soğutmuş olabilir mi? Onu da anlatayım. Bana dedi ki tamam alkolü evde al. Hayır hayır dedim. Tamam eve getirin. O da olmadı. Ben eve gidiyorum. İnanın ki eve girdiğim gözüne batıyordu. Ben bir evde ben özlem hasret çekeceğim ki o eve gireceğim ben. Ben eve geldim mi inanın ki moralı değiş sıfır oluyordu. Ben onu görünce ben ne yapıyordu mesela merhaba karşıladı. Ya her şey gözüne batıyordu her şey. Mesela nasıl karşılıyordu bir gösterin kalkın. Beni karşılamıyordu ki kapıyı açıyordu gidiyordu.
Aa, size bakıp böyle kafasını mı çeviriyordu? Ya dış kapının mandalı kadar değerim yok şu anda. Evin dış kapının değeri var, benim yoktu. Peki ben siz, ama hani gönlünü almak için çiçek yaptım, falan götürüyor muydunuz? Yaptım. Bir keresinde kafama yedim, üçüncüsü de yere attı. Dördüncüsü de... Aa. Ama siz bu aldatmalardan sonra... Şimdi... Önce de yaptım, çiçek getirdim. Yine aynı sonuç değişmedi. Dedim ya, iki sene sonrası... Ben senin babam bana zorla ben dedin mi? Nişanda madem ataydın yüzüğü, ben vazgeçeydim dedim. Beni yaktın, kendini niye yaktın dedim. Beni baştan istememiş. Peki Birol Bey, siz acaba hani istenilmediğinizi düşündüğünüz için birden fazla kadınla birliktelik yaşamış olabilir misiniz? Benim kadın o yok ki. Sadece masada var. Böyle bir... Siz sadece fotoğraf çektiriyorsunuz. Aynen. Yani gerçek anlamda bir hani çapkınlıktır. Hayır, böyle başkalarıyla olmak. Ben şimdi iki tane arkadaşım numara verdim, beni bağlayacak. En canciğer ilkokul arkadaşlarım. Hadi biri yalan söyledi, ikisinde, üçü de mi yalan söyleyecek? Peki babanıza soralım. Sorun. Birol Bey çapkınlık yapıyor muydu? Mustafa ben anlatayım Bey. Anlatayım mı? Birol Bey, oğlunuz çapkınlık yapıyor muydu? Başka kadınlara bakıyor mu? Hayır, bilmiyorum ben. Ha. Onları bilmiyorum. Evet, çünkü gelininiz böyle kıskanmış ya. Yani beni gördüm, duydun mu? Demiş. Başka kadınla gördünüz mü hiç? Gördün mü? Ben duymadım daha. Görmediniz. Gitti. Tamam. Çünkü ben üç ev değiştirdim. Bir or duydum, bir or duydum, bir or duydum. Hep eşini hiç gördünüz. Dışarıya çıkmazdım. Ben eşime taptım ben. Eşime tafarçasına. Diyorum ki evde kalıyorum, suç. O rahatsız, doktor dedi ki bize, psikolog. Hatta tıp fakültesinde. Eşinden belli bir süre kafana al git dedi. Ben sana piyaf vereyim, seni uyuşturur. Başka. Gittim bu sefer de ne dedi biliyor musun? Be, öyle zaten canlı yayında olduğu sözleri kullanmayın. Zaten bipleniyorsunuz, ne dediğiniz anlaşılmıyor. Yani o kadınla gidiyorum. Kötü kadına mı gidiyorsun demiş. Aynen. Peki. Kızını sattı Birol Bey. Kızını sattı. Bağlansın. Merhabalar. Sümeyye Hanım. Hayır. Duyuyor musun? İyi yayınlar Esra abla. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk abla. Babanız öncelik olarak abla ben sadece seninle muhatap olmak istiyorum. Ben seninle meraklıyım zaten. Ben hemen öyle deme. Evlatlıktan sileceğim. Yok, hayır, Konya'ya gidince evlatlıktan sadece, sileceğim. Bir dakika, hemen öyle söylemeyin. Şimdi yok. Bir konuşalım. Benim evladım yok ki öyle. O benim baba yere sildi. Ben de onu evlattan sildim. Siz hani sadece oğluma kızgınım demiştiniz. O da arkasında onlarla beraber. Niye? Onlarda para var. Bende para var. Abla beni dinliyor musunuz yoksa kapatacağım? Sümeyye'ciğim biz dinliyoruz. Anlatsana Birol Bey bize... bir şeyler anlattı işte, fotoğraf yanlışlıkla annene gitmiş, annen de küsmüş gibi. Abla ben sana başından anlatayım. Öncelik olarak o orada yalanı çok güzel söylüyor. Aynı senin gibi. Ben başından size en doğrusunu anlatayım. Söyle canım, söyle. O fotoğraf fotomontaj olayı tamamen yalan. Hı-hı. Yanlışlıkla attım olayı tamamen yalan. 2019-31 Ağustos tarihinde Anıtkabir'de o karının çocuğuyla fotoğrafını WhatsApp grubunda paylaştı. Ve biz de bizzat annemle bunu kendimiz gördük, şahit olduk. Mesajlarına şahit Sümeyye, olduk. Sümeyye, şey soracağım sana. Yani kadının çocuğuyla, bu hani siz o fotoğraf gördüğünüz kadının çocuğuyla Anıtkabir'de mi geziyorlardı? Kadını ve çocuğu Ankara'ya götürmüş, Anıtkabir'de de fotoğraflarını paylaşmıştı. Oo, bayağı ilişki demek bu o zaman. Ayrıca bir haftalık, o kadın bir haftalık bir ilişki değildi asla. 3-4 ay sürdü. 3-4 ay sürdü. Yalan söylüyor. Birol Bey. Yalan söylüyor. Bela okunmaz. Bak cuma günündeyiz. Evlada bela okunmaz. Okutturdular. İkisi de okutturdu. Yok, çünkü yalan okumayın. Çok güzel yalan söylüyorlar. Şimdi çok siz güzel cevap verin. Diyor ki Anıtkabir'de fotoğraflarını yalan gördük. 4 aydır. Kabul etmiyorum. Gördük. Yalan. Yalan diyorsun. Tabii yalan. Peki mesajlar gördük dediniz Sümeyye Hanım. Nasıl mesajlar bunlar? Aklımda kalan son mesaj sadece şuydu. İşte kız aç şu cebi, kahve içelim gibisinden mesajlarını gördük. Kahve içelim diyordu. Evet. Peki bu 4 aylık ilişki olduğunu nasıl siz gördünüz? Nereden öğrendiniz? Zaten sürekli her gece gidip duruyordu. Nereye gidiyordu? Sorduğumuz zaman söylüyordu hani gidiyorum. Gidiyorum diyor. Ben evden çıkıyorum. Hı-hı. Bir süre sonra belli etmeye başladı telefonlarla gizli gizli konuşmalar etmeler. Aa, ne konuşuyordu? Fısır fısır konuşuyordu. Ya abla size şunu söyleyeyim ben sadece. Evet. O adam orada çok güzel yalan söylüyor.
Siz o adamı orada barındırmayın. Benim annem hastayken o adam o karıyı Ankara'ya götürdü. Ben hastaneye annemi sürüyerek götürdüm. Ay, bir de annen hastayken mi yaptı bunu? Annem hastanede yatıyorken kadına elbise almaya gittiler. Aa, doğru mu Birol Bey? Peki Birol Bey bunların hiçbirini kabul etmiyor. Neden sizce? Abla yediremiyor çünkü. Yalnız kaldı, yediremiyor. Peki daha önce de babanızın böyle sadakatsizliği oluyor muydu? Ben bir kere olduğunu biliyorum. Aha. Ama o da kısa bir süre değildi yani 3-4 ay sürdü. Peki annenizin ve sizin kızgınlığınız bu aldatmadan dolayı mı? O konu kapandı, geçti, üstünden süre geçti. Evet, ona bir kızgınlığımız kaldı. Ama o konunun üstü kapandıktan sonra başka sebepler çıktı ortaya bu sefer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.